Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verilen destekler kapsamında uygulamaya koyduğu ve haftanın iki günü Eskişehirlilerle buluşan kadın üretici ürün satış noktası yeniden hizmet vermeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyet göstermeyen proje yeniden kent halkıyla doğal ürünleri buluşturuyor. Kırsal mahallelerden üretici kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünler vatandaşlardan da ilgi görüyor. Perşembe günleri Özdilek Kültür Merkezi'nde, cumartesi günleri ise Batıkent Belde Evi Bahçesi'nde açılacak satış noktasıyla emeklerini kazanca dönüştüren üretici kadınlar da projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtiyor. İşte kadın üreticilerin duyguları. Çok güzel ürettiklerini değerlendirebilmek, kendi emeklerin, Mart ayında ektik bütün ürünlerimizi yetiştirebilmek için. Bütün belediye çalışanlarımızı, başkanımızın özellikle bu projeyi hazırlayanlara minnettarız. Ayaklarımızın üzerinde duruyoruz onların sayesinde. Kendi paramızı kazanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şu an baklamız çıktı, yerli bakla, taze soğan, kekik. Maydanoz, nane, hepsi kendi ürünümüz. Hepsini gayet temiz hayvan gübresiyle yetiştirdik. İlaç sıfır, ilacımız da yok. Gayet milletimize yararlı olabilmek için elimizden gelen bütün gayreti sunuyoruz. Satılmışoğlu Mahallesi'nden geliyorum. Kadın olarak bir şeyler yani başarabilmek bence çok güzel bir şey. Belediyenin de böyle bir şey yapması hani çok güzel bir şey. Tarhana var, göçeli tarhana, makarna, sebzeli, bakla var, sarmam, dolmam var, yumurtam, kendi yumurtalarımız. Sağ olsun emeği geçen özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sunduğu için. Yani çok güzel oldu bizim için bu pazar. Yani tüm arkadaşlarım adına da çok güzel bir duygu. Yani hem sosyal bir faaliyet hem yaptığımız ürünlerin değerlenmesi çok güzel oldu. Daha düzenli doğal üretip sunarsak tabii ki devamlılığı gelecek. Yani arayıp telefonla da ulaşan arkadaşlarımız oldu. Ürünlerimizden dolayı, memnuniyetlerinden dolayı.